Merhaba. Bu videoda da Ripple'ın teknik analizini yapacağız arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz grafik Ripple'ın dolar cinsinden grafiği. Bitfinex borsasından geliyor veriler ve logaritmik ölçekte görüyorsunuz. Ripple'da 3.30 dolar seviyelerindeki Ocak ayındaki bu zirveden sonra çok sert bir düşüş yaşandı. Şu anda 52.90-53 sent civarlarında fiyatı ve eğer bugünkü kapanış bu şekilde gerçekleşirse arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz desteği kırmış olacak. Bu çok önemli bir destek bence. Çünkü buradan sonraki desteği bayağı bir aşağıda gözüküyor o destekte 41 cent civarlarında. Dolayısıyla bu seviyelere kadar gitme ihtimali de gündeme gelebilir. Eğer bugünkü kapanış bu civarlarda 53 cent civarlarında ya da daha aşağıda gerçekleşirse. Yalnız bu 3.30 dolar seviyesini gördükten sonra işlem hacminde çok ciddi bir miktarda azalma olduğunu görüyoruz ilk etapta. Yine Ripple'da da Bitcoin'dekine benzer bir hareket var arkadaşlar. Tabi Ripple'ın hareketi Bitcoin'den biraz daha gecikmeli oldu. Ama düşen bir trend çizgisi söz konusu. Bu Ocak ayındaki zirveden itibaren aşağıya çektiğimiz zaman şu şekilde bir düşen trend söz konusu. Şuradaki zirveyi dışarıda bıraktım arkadaşlar. Zira eğer buradaki tepeden geçirirsek şuradaki birkaç noktadan daha geçiyor. 2-3 farklı yerde teyit edilmiş bir trend çizgisini kabul etmek bence daha mantıklı. Bu nedenle bu düşen trend çizgisi bizim için çok önemli. Aynı Bitcoin'deki gibi uzun vadeli artık bizim bir düşen trend çizgimiz var. Logaritmik ölçüye göre çizdim bu çizgiyi. Bu düşen trend çizgisinin yüksek bir işlem hacmiyle ki bu yüksek işlem hacminden kastım aslında şu. İşlem hacminin 20 günlük ortalamasının üzerine çıkarak gerçekleşecek bir işlem hacminden bahsediyorum arkadaşlar ve daha önceki günlere nazaran daha yüksek bir işlem hacmine görmemizle birlikte eğer böyle bir yükseliş yaşanırsa ve bu düşen trend çizgisi yukarıya kırılacak olursa o takdirde orta ve uzun vadeli alım düşünülebilir. Tabii ki fiyatlar böyle bir şey söz konusu olursa da bir anda eski zirvelere ulaşamayacaktır. Bu zaman alacaktır. Eğer bu düşen trend çizgisi yukarı kırılacak olursa önümüzde farklı seviyelerde dirençler karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Tabii bu düşen trend çizgisinin bugün için direnç göstereceği seviye olarak da 61 cent seviyelerini gösterebiliriz. 61 cent seviyesini bugünkü mumun denk geldiği seviye olarak gösteriyoruz. Şöyle hatta 61.5 cent civarları. Bu seviyenin yukarı kırılması lazım. Tabi günler ilerledikçe bu düşen trend çizgisinin bize direnç göstereceği seviyelerde daha aşağı seviyelerde karşımıza çıkacaktır. Yine Ripple'da şöyle de bir destek çizgimiz var aslında. Bunu da şu şekilde çizebiliriz bu çizginin de aşağıya kırılmaması gerekir hacimle ilgili incelememizi de kaldıralım Gördüğünüz gibi şuradaki dip seviye yani Şubat ayının altında görülmüş olan dip seviyesiyle yine Mart ayının 18'inde gördüğümüz dip seviyesini birleştirerek elde ettiğimiz bir destek çizgisi. Bu destek çizgisinin aşağıya kırılması durumunda da bir sonraki hedef olarak bu 42-43 cent seviyeleri gündeme gelebilir arkadaşlar. Tabi geri çekilmelerde yine takip edilmesinde fayda olduğunu düşündüğüm Seviyeleri, Fibonacci geri çekilme seviyeleriyle birlikte tespit edebiliriz. Tabi burada şöyle bir durum var. Normalde bu geri çekilme ise eğer yani geri çekilme şeklinde bir analiz yapmak istediğiniz zaman Fibonacci geri çekilme seviyelerine göre 0.618 kat sayısıyla 0.79 katsayısı arasındaki bir seviyeden destek bulup geri döneceği beklenir. Ama burada 0.79'luk yani Ripple'ın görmüş olduğu en düşük seviye ile en yüksek seviye arasındaki yükseliş arasında geri çekilmeleri dikkate aldığımızda 0.79 seviyesinin de altına düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla bu büyük bir sıkıntı aslında. Tabii bu destek çizgisinin de aşağıya kırılması söz konusu olursa bir anda kendimizi 42-43 cent civarlarında bulabiliriz arkadaşlar. Bunun için dikkatli olmakta fayda var. Yine günlük grafik üzerinden Ripple'ın Hykin aşı incelemesini yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aslında şurada e, şu kırmızı mumda hatta daha öncesinde de yani şuradan bakarsak buralarda SAS sinyali üretmiş yine bir tepki yükseliş olduktan sonra şuradaki kırmızı mumda SAS sinyali üretmiş Hykin aşı yine bir tepki yükselişi olmuş ama şurada aldırmış ve şu seviyede sat sinyali üretmiş. Buradan sonraki düşüşte de yine çok kısa vadeli bir tepki yükselişi olmuş ama burada bize al sinyali üretmemiş işte çünkü Yukarı ve aşağıya sarkmış yeşil mumlar var. Sadece yukarıya sarkmış yeşil mum beklentimiz olur. Hayk'in aşağı analizine göre. Dolayısıyla şurada satış vermiş. Buradan sonra da henüz alış vermemiş. Yüksek fiyatlardan aldıysanız eğer Ripple'ı buralardan satmak mantıklı mıdır? Belki işte 51 cent seviyelerinin altında kapanış görürseniz o takdirde 42-43 cent civarlarından tekrar almayı düşünerek satış denenebilir. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil bu söylediğim arkadaşlar. Bu şekilde bir sat al düşünülebilir. Ee, ama çok riskli. Onu da söyleyeyim çünkü çok fazla düşmüş durumda Ripple'ın fiyatı. Ripple'la ilgili bu geri çekilmelerle ilgili Fibonacci geri çekilmelerini bir de şuradan çekecek olursak yani bunu da normal mum grafiğine geri çevirirsek eğer arkadaşlar burada da yine 0.79'luk geri çekilme seviyesinin bayağı bir altına düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla bu anlamda Ripple'ın hani Fibonacci geri çekilmeleri anlamında bir desteği kalmamış gözüküyor. Sadece trend çizgileri anlamında destek çizgileri ve daha önceden destek direnç olarak çalışmış seviyeler anlamında sahip olduğu destek seviyeleri var. Şimdi hemen indikatörlerle ilgili bir inceleme yapalım. MACD, RSI ve Stokastik RSI inceliyoruz arkadaşlar. Burada günlük grafik üzerinden MACD'de gerçekten de çok büyük bir sıkışma olduğu gözlemleniyor. Yalnız MACD'nin kısa vadeli ortalaması yönünü aşağıya çevirmiş ve uzun vadeli ortalamasından uzaklaşıyor arkadaşlar. Şurada görebileceğiniz gibi yönünü aşağıya çevirmiş durumda eğmesine, eğimine. Dolayısıyla satış daha da sertleşebilir. Özellikle de 52 seviyelerinin 52 sent seviyelerinin aşağıya kırılması söz konusu olursa. Tabi maddeyi izlemekte fayda var. Buradaki bu sıkışıklık aşağı yönde iyice açılırsa satış sertleşebilir arkadaşlar. RSI ise 30 ile 70 seviyesi arasında dalgalanır normalde. Ve 70 seviyesinin aşağısına düşmesi durumunda satışların sertleşeceğini bekleriz arkadaşlar. Yine burada da bugün itibariyle kapanış bu şekilde gelirse Ripple'daki satışlar güçlenebilir RSI bakımından da. Ama tabii aşırı satış bölgesinde ne kadar kalacağını bilmiyoruz. Bunu hep birlikte göreceğiz. Stokastik RSI'de yine aşırı satış bölgelerinde ama bu seviyelere geçmesi yeni değil arkadaşlar. Şubat ayının sonlarından itibaren aşırı satış bölgeleri civarında hareketini yapıyor, dalgalanmasını yapıyor stokastik RSI. Buralarda kısa vadeli çok küçük yükselişler söz konusu olsa bile buralarda oyalanarak fiyatların aşağıya gelmesine de sebep olabilir yine. Dolayısıyla Ripple için aslında kısa vadede çok önemli bir destek seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Buranın aşağı kırılması söz konusu olursa ciddi bir düşüş daha bizi bekliyor diyebiliriz Ripple ile ilgili olarak. 52-53 cent seviyelerinin çok önemli olduğunu görüyoruz. Buranın kırılması durumunda 42 cent civarında önemli desteğimiz var. 42 sentinde aşağıya kırılması gündeme gelirse eğer yine uzun vadeli bir destek seviyemizde şu seviyeler öncelikle yani 35 36 cent civarı buranın da aşağı kırılması söz konusu olursa da arkadaşlar şu seviyelerde yani 29 30 cent seviyelerinde desteğimiz gündeme gelecektir arkadaşlar. Hemen Ripple'ın bir de saatlik ve 4 saatlik grafiklerini inceleyelim hep birlikte. Saatlik grafiğinde görmüş olduğunuz gibi bu şekilde destek direnç seviyelerinde çizmiş olduğumuz destek direnç seviyelerinde oyalanmış arkadaşlar. Buralarda destek bulmuş, dirençle karşılaşmış. Dolayısıyla önemli seviyeler buralar. Maktiye baktığımız zaman makti pozitife, gösterge pozitife geçmeye çalışıyor saatlik grafikte. Bu da bize kısa vadede, önümüzdeki birkaç saat içerisinde kısa vadeli bir tepki yükselişinin olabileceğini söylüyor. Tabii böyle bir tepki yükselişi durumunda da marjın çok dar olduğunu, çok küçük bir marjda bu hareketlerin gerçekleşebileceğini de dikkate alarak trade'in çok riskli olduğunu unutmamak gerekir. Yine RSI'de saatlik grafik için konuşuyorum. RSI'de da şöyle bir düşen trend çizgisi var. Şurada görmüş olduğunuz. Bu düşen trend çizgisi kırılmadığı sürece saatlik grafik itibariyle önümüzdeki birkaç saat içerisinde kısa vadeli bir yükselişten bahsedemeyiz. Stokastik RSI'de de baktığımız zaman da iğme kaybı var stokastik RSI'de da Burada Aşırı satış bölgelerinden normal sınırları içerisine geçmeye çalışıyor. Ancak burada ime kaybı var arkadaşlar. Dolayısıyla yönünü önümüzdeki birkaç saat içerisinde aşağıya da çevirebilir. Sonuç itibariyle çok önemli bir destek seviyesinde olduğunu görüyoruz. Hemen 4 saatlik grafiği de inceleyerek analizimizi sonlandıralım. 4 saatlik grafikte de yine RSI'da ilk dikkatimi çeken şey bu oldu arkadaşlar. RSI'de şöyle bir düşen trend çizgisi söz konusu. Bu 4 saatlik grafik itibariyle düşen trend çizgisinin yukarıya kırıldığı görülmeden kısa vadeli alım yapmak için acele etmemekte fayda var. Diğer taraftan RSI aşırı satış bölgelerinden dönmeye çalışmış ama yönünü içinde bulunduğumuz 4 saat itibariyle tekrar aşağıya çevirmiş gibi stokastik RSI'de aşırı satış bölgelerinde ve MACD yine satış sinyali üretmiş geçtiğimiz ki 3 tane 4 saatlik dilim içerisinde ve göstergesi de, maktinin göstergesi de yine negatif bölgeye geçerek satış sinyali üretmeye devam ediyor arkadaşlar. Ripple için gerçekten de çok önemli, kritik bir destek seviyesinde olduğunu söyleyebiliyoruz. Buradan eğer kuvvet alabilirse, bu düşen trend çizgisinin direnç göstereceği seviyeye kadar, ki bu seviyede yaklaşık işte bir gün sonrasını falan da düşünecek olursak 59-60 cent civarları bu seviyenin yukarıya yüksek bir işlem hacmiyle kırılması gerekir ki orta ve uzun vadeli tekrar bir yükseliş trendine başlayabilsin. Ripple ile ilgili teknik analizim bu kadar. Bu teknik analiz videolarının faydalı olduğuna inanıyorsanız kanalıma abone olup bu videoları beğenip paylaşarak beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca motive edici mesajlarınızla da beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlı günler diliyorum. İyi akşamlar.